I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Selamünaleyküm değerli dostlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün Sinop'tayım. Şu anda bulunduğum yerde Sinop'un paşa tapyaları. Sinop'ta tapya olduğunu ilk defa duydum. İnternette gezinirken Sinop'ta başka gezilecek yer var mı diye tapyalar ilgimi çekti. Hiç duymamıştım. Galiba siz de ilk defa duyuyorsunuzdur. Şu anda bulunduğum yerde burası. Şöyle göstereyim, beraber burayı gezeceğiz sizinle. Burası Sinop tapyaları, ismiyle de paşa tapyaları. Gördüğünüz gibi burada toplar bile var. Orijinal mi onu bilemiyorum. Öyle internette fazla da bilgi bulamadım. Lakin bir tane bilgi buldum, onu da size okuyivereceğim zaten. Burada ne varmış? Evet. Burada bir şey yok şu anda. Aşağısı deniz. Şurası galiba düğün salonu imiş. Şu anda faaliyette mi bilmiyorum ama lakin bir yere böyle bir düğün salonu yaptırmak bence hiç de güzel ve mantıklı değil. Neyse. Bir top da şurada var. Yarımada'nın doğusunda Karakum yolu üzerinde bulunan tapya denizden gelebilecek tehlikelere karşı tersanenin emniyetini sağlamak ve limanda bulunan gemileri korumak amacıyla 19. yüzyılda yapılmıştır. Yarım ay şeklinde üstte 11 adet top yuvası bulunan yapının ait bölümünde cephanelik ve koğuş olarak kullanılan büyük mekanlar ve aksen vardır. Burada yine devasa bir top var. Büyük ihtimalle orijinal top, çünkü hep manuel, yani otomatik bir şey yok. Burayı daha fazla tanıtılması gerekiyor. Bence şu buradan yıkılması gerekiyor, orijinal haline getirilmesi gerekiyor. Burada yine top var. Evet, buralarda ya sığınak ya cephanelik. Sinop dedi miydi aklımıza deniz geliyor. Tarihi cezaevi geliyor. Ama kimsenin aklına tapya gelmiyor. Yani gerçekten bu kültür varlığımızı korumamız gerekiyor. Ta iyi tanıtmamız gerekiyor. Bu kaktüs türü bitkileri Antalya'da sıcak bölgelerde çok görürdüm. Yani Sinop'umuzda bile varmış. Bunun ucundan böyle güzel bir meyve bitiyor. Gerçekten böyle sararıyor. O olması lazım. Çokça da lezzetli oluyor gerçekten. Bakalım bir de buradan çıkalım. Burada ne varmış? Böyle hızımızı alıp da. Evet. Gerçekten şöyle baktığınız zaman hilal şeklinde. Burası son. Yani buradan demin okuduğum gibi gemileri ve limanı koruyorlarmış. Şimdi aşağı inelim, bakalım aşağıda ne varmış. Hava da çok güzel. Şu anda 25 derece. Yani bana bazı kızıyorlar da, abi niye hep havayı söyleme gereksinimi duyuyorsun diye, de güneşte mutlu oluyorum ondan. Bayağı bir güneş insanıyım. Şurada da bir şey var. Buraya da bakalım neymiş. Aynen buralarda ya korunaktır veya silah deposu olabilir buralar. Yani içeri girilmiyor. Şunlar da galiba böyle düğün salonundan kalma mı ne? Orada falan da var. Şöyle devam yürüyelim. Burada kapı açık. Bakalım içeride ne var. Oo.
inekler girmiş. Her kesede, her şeyde açık bırakmamak gerekiyor. Burası bayağı büyük bir yer. Tabyak komutan odası diyor burasını. Şimdi içeri giremiyorum. Karanlık oluyor. Rütbeli subaylar odası burasıymış. GoPro'ların dezavantajı bu işte. Karanlıkta çekemiyorum. Cephane sevkiyat odasıymış burası. Galiba buradan yukarı cephanelere yukarı sevkiyat yapıyorlardı. Güzel, burası ayakta kalmış. Ama burada mutlaka bir görevli olması lazım ya. Bu kapı böyle inek falan girdiği zaman hoş değil bence. Burada da sığınaklar var. Buralar kapalı, bir orası açıktı. İçeri ne kadar gidiyor göremiyorum. Ama oradan sağdan doğru da gidiyor. Su var mı bakalım. Çeşme var ama vallahi su da var. Şöyle bir yüzümü yıkayayım. Evet, galiba turumuzu yaptık. Şu yukarıdan girmiştim. Yani benim diyeceğim o ki burası gerçekten bir kültür hazinesi. Atalarımızdan kalma ne kadar yani şehit verdik buralar için. Devlet kulübesi bile var. Bayağı bir yıpranmış. Şimdi Sinop'ta bile 2000 yıllık bir kilise var. Burası kazı sahası. İçeri girebilirim diye sanmıştım ama kapalı. İçeri girilmiyor. Tarihi Balatlar Kilisesi kazısı. Lakin bakayım şu soldan doğru belki çitin üstünden doğru şey yapabilirim. Şöyle yine göstereyim de bayağı büyük bir alan. Yani buranın sadece bir parçası kiliseymiş, bir şapelmiş. Yanlış hatırlamıyorsam. Gerisi böyle buradaki kervansaraydan parçalarmış. Şu andaki kazın alanı yanlış hatırlamıyorsam, yine hep yanlış bir söylemeyeyim diye korkuyorum da, okumuştum 3000 metrekare falan. Burası da böyle bir yer. Belki kazılar biterse burayı da müze olarak ziyarete açabilirler. Ara bir park edecek bir yer bulamadım. Şu araya park ettim. Bayağı uzağa geldim. Şimdi merkeze yürümem gerekiyor. Biraz da çarşıyı gezeceğim. Sinop'ta gezilecek, görülecek yerleri merak eden olursa geçen sene böyle dolu dolu gezmiştim. Videonun linkini üstüne bırakırım. Unutursam kanalıma girip bakabilirsiniz. Şu anda sanki böyle bir yaz havası var. Her yer çok kalabalık. Solda okul var. Sağ taraf okul. Meslek Teknik Anadolu Lisesi'ymiş. Sol tarafta okul. Bu cadde galiba hep okul aşağı kadar. Sol taraf Sinop Arkeoloji Müzesi. Çok güzel, modern bir müzesi var. Yani mutlaka tavsiye ederim. Arkeolojiyle ilgilenen arkadaşlar varsa. Bugün oraya girmeyeceğim.
2-3 kere girdim, hatta 1-2 kere videosunu da yapmıştım. Şu trafiğe bakar mısınız Allah aşkına? İstanbul'dan aşağı değil. Şehir içinde hiçbir park bulamadım. Sağ taraf pazar yerine giriyor. Acaba bugün pazar var mıydı bilemiyorum ama sol tarafta müzenin avlusu içinde Deniz Şehitleri Müzesi anıtı var. Özür dilerim. Burası Deniz Şehitleri için anıt içerisi. Evet. Şimdi geldim Valilik ve Adalet Sarayı önüne. Buradaki binaları hep yıkmışlardı. Kale duvarlarını ortaya çıkarttılar. Burası bayağı güzel oldu. Aşağı kadar da böyle park yapmışlar. Güzel, burası bayağı böyle bir boş alan olmuş. Çok dardı zaten. Burada binalar vardı. Buraları yıkmışlar. Arkadaki surlar da, kale duvarları da ortaya çıkmış. Yukarıda bayrağımız da Saat Kulesi. Bunlar gerçekten çok güzel oldu. Olmuş yani. Bolca bol alan var artık. Burada tarihi bir bina var. Bu bina 1923'te hizmete açılmıştır. Atatürk büstü. Meydan çok güzel açılmış gerçekten. Şuraya çadır kuruyorlar mı, yıkıyorlar mı? Onu bilemedim. Şu karşı da güzel olmuş. Orada eski bir otel vardı, yıkmışlardı. Harabe olarak duruyordu. Orayı da onarmışlar. Güzel olmuş meydan. Karşıya küçük bir mescit yapmışlar. Güzel, hoşuma gitti. Gurbetçiler ve turistleri bekliyor Sinop diyelim. Denize kadar indim. Burası Sinop Kalesi. Buranın üstüne çıkabiliyorsunuz. Buraya da yine çıkmayacağım çünkü kaç kere çıktım, videolarını da çektim. Bayağı güzel bir manzarası var. Yukarıda bir de kafe olması lazım. Burada yazda normalde şunun gibi tur gemileri olur. Şu anda 2-3 tane bekliyor ama tabii şu anda bir turist yok. Buradan doğru kordon devam ediyor. Buradan da devam ediyor. İşte gördüğünüz bina Keten Müzesi'ymiş. Çok güzel tadilattan geçmiş, renove edilmiş. Ama müze kapalı. Ama bina güzel. Bu da iyi günleri bayağı geride kalmış. Bayağı eski bir bina. Sinop Cezaevi yukarıda kalıyor. Oraya da girmeyeceğim bu sefer.
Sinop'un çarşısı da burası. Yani en işlek caddesi burası. 2-300 metre burası böyle devam ediyor. Bir kısmı kapalı, bir kısmı trafiğe açık tek şerit olarak. Sinop'ta AVM yok. Zaten öyle bir şey olsa çarşı büyük ihtimalle yani işlevini kaybeder. Evet dostlar, şimdilik buraya kadar. Ben kendime Sinop lokumu aldım. Uzun süreden beri yememiştim. Annem çok yapardı. Şimdi biraz mola verip onu yiyeceğim. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakırsınız. Abone değilseniz tabii ki, abone de olursanız sevinirim. Evet, meydandan yürüyüşe başlamıştım. Meydandan da yürüyüşü bitiriyorum. Abla bir şeye kızmış ama. Beğenir misin?